Alplerin başı. Bu alpler Türk savaş sanatı sayıyor kanda. Çıraklıktan ustalık, hamlıktan olgunluk, cehaletten bilgelik, korkaklıktan cesaret, isyandan şükür kapısına erenlerden midir? Saygılım, Allah şekli siz de şahit olun. Kanıtlarımız da şahit olsun ki bu alpler çıraklıktan ustalık, hamlıktan olgunluk, cehaletten bilgelik, korkaklıktan cesaret, isyandan şükür kapısına erenlerdendir. Dediğim doğrudur. Kemerler, bela. Allah'a, vatan ve millete, sadakatı, ilke edindim. Hayırlı olsun. Devletimiz, bayrağımız, milletimiz yüreğinizde daim, bedeniniz avar olsun. Nogay kapısı, serbestlik, azade kapısı. Yolunuz atkın, bahtınız açık olsun. Kemerler takıldıktan sonra küçük Sayokan savaşçısı Sayokan felsefesini anlatıyor. Atalarımdan devraldım. Tarihim, kültürüm, dinim, inancım bana tek şey öğretti. Türk milletinde nöbet tutmak, önce dinimde, sonra imanımda, daha sonra bedenimde, ölünceye kadar devam edecektir. Her bir doğup nöbet tutacak erliğinin müjdesini, her bir öğleyim ise onurlu bir görev tesliminin törenini ifade eder. Türk savaş sanatı, Sayokan bu ruhların yetiştirildiği Alpagut korgandır. Çalışma başladığında yaşlarından beklenmeyecek bir ciddiyet ve disiplin içinde Taygun'un komutlarına göre hareket ederler. Burada esas olan grup içinde uyumlu ama bireysel olarak hareket edebilmektir. Taygun, öğrencilerine her hareketi ayrıntısıyla tarif ederek ne yapacaklarını gösterir. Hareketlerin doğru şekilde uygulanmasında nefesin kontrolü çok önemlidir. Senkronizasyon önemli. Nefesin aynı anda alınıp aynı anda verilmesi önemli. Çık! Bu çalışmalarda hedef, küçüklerin büyüklerini izleyerek hareketleri pekiştirip doğrusunu daha iyi görmeleridir. Salon çalışmalarında her tekniğin üzerinde ısrarla durulur. Çalışma sonrası Sayokan savaşçısı, eğitmeni ve gönüllüsü Taygun Hüseyin Yabir'i dinliyoruz. Sayokan Dünya Federasyonu Türkiye sorumlusuyum. Sayokan'daki ünvanım Taygun, Aybar'ın bir üst sekmeni olur. Uzak Doğu savaş sanatlarıyla başladım. Savaş sanatlarına. Uzak Doğu savaş sanatlarında yıllarca emek verdim. Ama tabii bir boşluk sürekli vardı. Yapgın Yati Yiğit'in 1999 yıllarında başlatmış olduğu Türk Savaş Sanatı çalışmalarından haber aldıktan sonra Sayokan Camiası içerisinde yer aldım. Halen bu camianın içinde olmaktan onur ve övünç duymaktayım. Taygun'dan Sayokan'ın inceliklerini detaylarıyla öğreniyoruz.
Sayokan bir Türk savaş sanatıdır. Savaşçının yolu ve kanı kelimelerinin kısaltılmışı, baş heceleri alınarak oluşturulmuş ama bilinçli bir seçim. Savaşçı kişinin doğumdan ölüme kadar ki yaşam sürecinde fiziksel ve ruhsal olarak mükemmelleşmek adına vermiş olduğu savaşı ifade eder. Yol milattan önce 212 Metehan'dan son milli liderimiz Atatürk'e kadar bütün Türk büyüklerini, bütün Türk devlet adamlarını, dünyaya damgasını vurmuş Türk şahsiyetlerinin yolunu, kan ise bunlarla olan soy birliğini ifade eder. Sayokan Türk savaş sanatı tanımlamasıyla Türk insanının aidiyetine bağlı kalma koşuluyla fiziksel ve ruhsal anlamda eğitmenin bir diğer adıdır. Taygun'la sohbetimize kısa bir ara verip özel hayatlarını örnek bir vatandaş olarak sürdüren Sayokan altlarının günlük yaşamına konuk oluyoruz. Ertesi gün Sayokan Alp'i Ömer Kılınç'ın çalıştığı mobilya mağazasına giderek her zamanki gibi Sayokan Alp'inin günlük yaşantısını gözlemliyoruz. Müşterileriyle birebir ilgilenen Alp Ömer Kılınç, Sayokan felsefesine uygun olarak güne erken başlayıp işine gereken saygı ve özeni göstermeye çalışıyor. Sayokan'ı yaklaşık 3-4 sene önce ulusal bir gazetede yaptığımız Nihat Yiğit'in bir röportajı yayınlanmıştı. Sayokan'ı ilk orada gördüm, tanıdım. Çok da hoşuma gitti. Bizim kültürümüzü, Türk kültürünü anlatan terminolojisi olsun, hareketleri olsun, bizden olan bir spor. Sayokan'ın asıl önemli gücü ise okulların bulunduğu şehirde yöneticilerden ve iş adamlarından aldığı destektir. Bu konuda ziyaret ettiğimiz Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, Sayokan hakkındaki görüşlerini bizimle paylaştı. Sayokan, Türkiye temsilciliğinin Nazilli'de merkezimizde olması gerçekten bizler için hem sevinç ve gurur kaynağı. Sayokan'ın Türk sporu olduğunu tabii bizler biliyoruz ama kamuoyu bunun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını, bunun bir felsefesi nedir, bunu mutlaka daha ayrıntılarıyla öğrenmesi gerekiyor. Tabii ki Nazilli'de bu merkezin olması sağlıkla, sporla Nazillilerinde mevcut ortamında ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Nazilli Belediyesi'ne de konuk olup Başkan Yardımcısı Ziya Aksüt'ten Sayokan'la ilgili görüşlerini aldık. Şehrimizde sporla gençlerin gelişimi maddi ve manevi yönden, sosyal yönden bazı projelerimiz var. Tabii Türkiye temsilciliğinin Sayokan'ın Nazilli olmasından biz faaliyetler açısından arkadaşlarımızla belli faaliyetler yürütülüyor belediye olarak. Tabii gençlerimizin kahve köşelerinden uzaklaştırılmasında özellikle gençlerimizin gene söylediğim gibi sporla ilgili faaliyetlerde bulunması, Türkiye tanıtıcı yönden Sayokan'ın Türk savaş sanatını anlatması, çocuklarımızla gelişme yönünden de kahve köşelerinden uzaklaştırılıyor. Tabii çocuklarımızın gelişiminde disiplinli, düzenli bir hayat yaşamalarında
onların disiplinli olarak gelişimlerinde bu Türk savaş sanatında büyük katkısı olduğunu inanıyoruz. Çalışması biten Sayokan altlarıyla Sayokan üzerine konuştuk. Sayokan benim tarihimi, kültürümü geliştiriyor ve Taygun Hüseyin abi bize sadece savaşmayı öğretmiyor. Dışarıda kendimizi nasıl geliştireceğimizi öğretiyor. Sayokan'ın ruhumu disiplin etmek ve tarihimi, kültürümü daha iyi öğrendim. Bu korganın içinde yer almaktan büyük onur ve gurur diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyorum. Aileme, vatanıma, milletime yararlı olmak için Sayokan yapıyorum. Ve Sayokan yapmaktan gurur duyuyorum. Ve herkesi Sayokan'a bekliyorum. Sayokan ayrıca edepli olmayı, adaplara uymayı öğretti bana. Ve bununla beraber toplumda, aile hayatımda, okulda nasıl davranacağımı artık öğrenmeye başladım ve bunu uygulamaya başladım. Sayokan sadece bir spor değildir, ayrıca kültürleşme hareketidir. Ben de koldaşlarımla beraber bu kültürleşme hareketini sürdürdüğüm için çok mutluyum. Yabancı dövüş sanatları kendi kültürünü, inancını ve dinini bize empoze etmektedir. Fakat Türk Savaş Sanatı Sayokan bize kültürümüzü, inancımızı ve değerlerimizi yaşatma imkanı sağlamaktadır. Her milletin kendine özgü bir savaş sanatı var. Ben de kendi savaş sanatımı icra ediyorum. Ve bunu icra etmekten de çok gurur duyuyorum. Ve Sayokan'ı ileride çok büyüyeceğim. Ve ileride Aybar olup Sayokan'ı çok geliştireceğim. Öğrencilerimi de eğiteceğim. Gerek teknikleri, gerekse geçmişten günümüze taşıdığı kültürel ögelerle Türk kültürünün en önemli değerlerinden biri olan Sayokan Türk Savaş Sanatı'nda bu hafta Nazilli'ye konuk olduk. Savaşçının zihinsel ve fiziksel imtihanlarıyla dolu Sayokan belgeseli bu haftalık sona ererken biz Sayokan savaşçılarıyla yürümeye devam edeceğiz.